nimetler içimden hep adım adım. Bazen isyan ettiysen hakkım değil mi? Yol gözlemedi, hangimiz düşmedi bu kara sevdaya? Gözlerimde dolmuş iki damla su, iki damla su. Çekil yanımda, sevgilim gelsin boşuna zal. Bugün düzenlemiş olduğumuz bahar şenliklerin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu şenlikleri düzenlememizdeki gayemiz siz hemşehrilerimize bir araya gelmek, hemşerilerimizle birlikteliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek, kucaklaşmak, kardeşliğimizi ve dostluğumuzu geliştirmek için bu etkinlikleri düzenliyoruz. İnşallah bu etkinliklerimiz devam edecek. Tabii Başkanım Burhanettin Bey de burada olunca, konuşmaya çıkmadan önce Başkanımın bir yılda bizlere yapmış olduğu hizmetlerden biraz bahsetmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi Yüzbaşı Yaşar Caddesi şu anki Depo 1 ile Kırklar Stadı arasında kalan yol, o yol Tunç Petrol'ün oraya kadar çıkıyor. Bu yolun yapımını daha önceden başkanımız başlatmıştı. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte bu yolu ihale etti ve hizmete açmak için gün bekliyoruz. Bu yolu inşallah Tarsus'u biz hemşehrilerimize başkanımız yapmış olacak. Bunun yanında hepinizin bildiği gibi şehrimizde sinyalizasyon lambaları değişiyor. Yani trafik lambaları. Bu hizmeti de bütün hizmetler olduğu gibi bu hizmeti de Büyükşehir Belediye Başkanımız şehrimize kazandırıyor. Gene bunun yanında iki tane baraja giderken Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde bulunan iki tane köprü ihalesini yaptı. İlerleyen günlerde inşaatı başlayacak. Bu hizmeti de Başkanımız Burhanettin Bey bizlere sunuyor. Hepinizin huzurunuzda başkanımıza, sizler adına, Tarsus adına şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun, var olsun, Cenab-ı Allah başkanımın yar ve yardımcısı olsun diyorum. Tabii bizler de ben de bir belediyeci olarak, daha önceden başkanımın yardımcısı olan birisi olarak başkanımızın başlatmış olduğu projeleri birer birer bitiriyoruz. Yarın da Allah nasip ederse arıtma tesisini orada Karabuca diye nitelendirdiğimiz veyahut da arıtma tesisinin orada hayvan pazarı inşaatımızın açılışı var. Akşam saat 5'te. Müsait olan bütün hemşehrilerimizi bu açılışımıza bekliyoruz. Gene bunun yanında bir hafta sonra Allah nasip ederse Bağlar Mahallesi'nde bulunan Bağlar Düğün Salonu'nu Bağlar Spor Merkezi olarak düzenledik. 10 gün sonra da o spor merkezinde güreşinden, karatesinden, boksundan ve aynı zamanda yaşam boyu spor merkezi yürüyüş bandından, koşu bandından bütün spor aletlerini aldık. 10 gün sonra bunu da hizmete açıp Bağlar Mahallesi'ndeki ve bütün hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Gene bunun yanında, daha bitmedi. Başkanımın başlattığı çok projeler vardı. Şu anda da birer birer hepsi bitiyor. Eski belediye binası otel olarak düzenlendi. İlerleyen günlerde açılış olacak. Hükümet konağının arkasında bulunan 13 odalı Burhanoğulları konağı butik otel olarak düzenlendi. İlerleyen günlerde bunu da açacağız. Yine bunun yanında Turkuaz Çarşısı, Şehit Mahallesi'nde bulunan Turkuaz Çarşısı
bu yılın sonuna kadar semt pazarı olup Şehirsat Mahallesi, Yeşilyurt, Hürriyet Mahallesi bütün bu mahalledeki oturan hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Gene bunun yanında daha bitmedi. Alkış en sonraya. Taziye evlerine başladık. Besmele'yi Gazi Paşa Mahallesi'nden çektik. Temelini attık. Feyzi Çakmak'ta, Şahin Mahallesi'nde, Yeşil Mahallede 4 tane taziye mahallesini bu sene sonuna kadar bitirip vatandaşlarımızın acısını birlikte paylaşacağız. Barbaros Mahallesi'nde bir ayağı kalmaz cami inşaatının temelini atacağız Allah'ın izniyle. Daha bitmedi. Tarihi Ticaret Merkezi, hükümet konağının karşısında mevcut karşı Ulu Cami ve hükümet konağı arasında kalan o eski çarşıyı 3'te 1'li inşaatının ihalesi 10 yıl sonra başlıyor ve 2016 yılının sonuna kadar o çarşı Makam Camisi ile Ulu Cami artı Şekerbank'ın karşı tarafında bulunan Abdi İpek Caddesi ve hükümet konağı arasındaki çarşının 3'te 1'i 2016 yılının sonunda bitecek. Bu mahalleye Kırklar Sırtı mahallemizde engelli kardeşlerimizi unutmuyoruz. Engelliler Parkı'nın ihalesini yaptık. 3 ay sonra, 90 yıl sonra bu engelli kardeşlerimizin parkı bitmiş olacak. Gene Ergenekon Mahallesi'nde Yaşam Boyu Spor Merkezi'nin ihalesini yaptık. 4 ay sonra o spor merkezi de faaliyete geçecek. Sizler bizlere inandınız. Sizler bizlerden bugüne kadar 94 yılından bugüne kadar duanızı ve desteğinizi esirgemediniz. Hep bizlerle beraber yürüdünüz. Hep bizlerle beraber aynı havayı teneffüs ettiniz. İnşallah Cenab-ı Allah'ın izniyle sizlerin duası ve desteğiyle bizler de eskiden 45 mahalleye bizlere hizmet ediyorduk. Şu anda Tarsus'ta 129 köy, 5 tane kapanan belde 45 tane de mahalleyi topladığımız zaman 179 mahalleye hizmet ediyoruz. Ama bu hizmetlerin bir kısmı Tarsus Belediyesi'nden, bu hizmetlerin bir kısmı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek. Allah'a çok şükür. Başkanımız Burhanettin Bey'in yaptığı hizmetleri anlatmakla, saymakla bitmez. Hepiniz biliyorsunuz, görüyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Yine aynı şekilde Başkanımız Burhanettin Bey'le el ele, gönül gönüle sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz diyorum. Hepinize bu etkinliklerimize katıldığınız için, bizleri yalnız bırakmadığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah sizlere ve bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Cenab-ı Allah bu birlikteliğimizi bozdurmasın. Şehrimize kardeşliğimiz daim olsun diyorum. Hepinize de iyi eğlenceler diyorum. Bu güzel akşamda bizlerle sizleri buluşturduğu için başta Şevketcan Başkanımız olmak üzere Tarsus Belediyesi'nin tüm çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Biz birbirimizi biliriz. Birbirimizin halinden anlarız. Birbirimizin yüzüne baktığımız zaman gönlünden geçenleri de hemen gönlümüze yazarız. Dolayısıyla ben sizlere barış dolu, huzur dolu, tüm güzelliklerin yaşandığı bir Tarsus, bir Mersin, bir Türkiye temenni ediyorum. Ölüm kalım sağ başına yakışır. Fırtınalar dağ başına yakışır. Yakışmazı yazmaz Allah sevdiğim. Türkü kokar dağlarım, aslı açar, şirin açar çiçeklerim. İşte ben Türkiye'yim. Bir şiirde iki dize, sevginin nakş olduğu kilimde de sen. Ben için üstediği neyim? Ben Türkiye'yim. Üzbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak, bunlar bir soydur.